Pandemi zamanından bir video ile karşınızdayım. Bugün 6 Mayıs Perşembe. Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu bir gündeyiz. O yüzden evimin önündeyim. Kanalımda da ne kadar beni de gezerken olsa da bir yere gezecek halimiz yok. Mecburen evimizde oturuyoruz. Biz de yasaklara uyuyoruz. Ben de ne yapabilirim diye düşündüm. Gezemediğim için ekipmanımı paylaşmaya karar verdim sizlerle. Genel olarak deniz kenarında geziyorum. Deniz kenarında gezdiğim için tabii ki bir oltam var. Önce oltayla başlayalım. Ikado marka olduğunu düşündüğüm bir spin olta. At çek yapıyorum bu oltayla. Balık tuttum mu derseniz ne yazık ki daha doğru düzgün bir şey tutamadım. Ama şansımı deniyorum ben de arası. Bolta ile beraber kullandığım sahtelere bakalım. Sasa diye bir şey. Böyle bir sahte kullanıyorum. Bu sahte yüzücü bir sahte arkadaşlar. Bu batmıyor. Denizin üzerinde kalıyor. Bunun bana avantajı ne? Bilmediğim yerlerde avlanmayı deniyorum. Zemin özelliklerini bilmiyorum. Zemin özelliklerini bilmediğim için de yüzücü olması bence mantıklı. Evet, balık tutmak konusunda biraz sıkıntı yaşatabilir ama dediğim gibi bunun takılma ihtimali çok az çünkü suyun yüzeyinde kalıyor. Eğer oltanın ucunu birazcık suyun altına doğru uzatırsam aşağı yukarı bir yarım metre derinlikten gelmeye başlıyor bu. İkinci bir oltam Rapala'nın sanıyorum bir sahtesi. Küçük bir şey. Kaşık tipi. Bu batıcı bir olta, batan bir olta. Bunu da zaman zaman kullanıyorum ama bunu çok kullanmamaya çalışıyorum. Dediğim gibi bilmediğim yerlerde balık tutmayı deniyorum. O yüzden çok da fazla bu oltayla zorlamıyorum kendimi. Bunu bir kibrit kutusuna taşıyorum. Hem kibritlerime sahip çıkmış oluyorum hem de oltam yanımda olmuş oluyor her zaman. Bunun düdüğü var. Çok güzel bir düdüğü var. Başka bir düdüğüm yok, sadece bunu kullanıyorum. Pusulasının çalışıp çalışmadığından çok emin değilim. Bu ateş başlatıcı için sürtme kısmı. Ki çok ufak bir ateş başlatıcı olduğu için bunu yakmak zaten zor. Termometresi var, pusulası var küçücük. Bilmiyorum, denemedim doğru mu yanlış mı gösteriyor, onu bilemeyeceğim şu anda. Burada bir tane pamuk koymuşlar ateş başlatmak için. Diğer bölmede ise, karşı tarafında ise küçücük bir sinek iğne ve yine çok küçük bir sarımda misina var. Evet, bu böyle bir bileklik. Dediğim gibi bu bileklik birazcık işin süs kısmı. Bu bilekliği neden aldım? Esas hikaye şu. Üzerinde parakort var, ip var. Esas alma amacım buradaki parakort, eğer ihtiyacım olursa kullanmak içindi. Yakın zamanda daha uzun parakort da alacağım. Her yerde her zaman lazım olabilecek bir şey. Çok faydalı bir şey. Şimdiye kadar kullanmadım ama sırf parakortuna güvendiğim için bunu her zaman arabamda taşıyorum. Burada bu sanıyorum pipet, aslına bakarsanız. Bambum diye bir marka bir pipet bu. Bunu neden taşıdığımı söyleyeyim size. Özellikle ateş yakmaya çalışırken bu pipet aslında ateşin dibine kadar sokup şu şekilde ateşi üflemeniz için, ateşin dibine veya başlangıç noktasına üflemeniz için çok faydalı ve mantıklı bir şey. O yüzden bunu da taşıyorum yanımda, ne olur ne olmaz diye. Küçüklerden başlayayım dedim. Bu bir vida. Büyükçe bir vida. Tahminim 10 veya 12 santimlik bir vida bu. Bu hırdavatçılarda Bulldex vida diye geçiyor. Bunlardan aldım 10-15 tane. Ne işe yarıyor arkadaşlar bunlar? Ben çadır kurmuyorum. Tarp kullanıyorum. Hatta sırada tarpımı göstereyim. Tarp tente kullanıyorum. Bu tarp tentenin yere sabitlenmesi gerekiyor ve içerisinde kendi sabitleme çivileri var. Fakat bu çivilerin ne kadar sağlam olduğunu bilemiyorum. Yani çivi dediğim kazıkları var. Bu kazıklar bile dümdüz olduğu için yoğun rüzgarda, fazla rüzgarda yerinden çıkabiliyor. Ama eğer böyle bir vida kullanırsanız, dediğim gibi bunun ismi Bulldex vida. Böyle bir vida asla yerden çıkmıyor. Bunu tornavidaya çevirmenize gerek yok tabii ki. Bunu bir taşla çaksanız bile çok sağlam bir şekilde yerinde kalabiliyor. Tavsiye ederim. Tanesi 1 lira bildiğim kadarıyla. Belki 1,5-2 lira olmuştur şimdi. Bir 10 tane falan yanımda taşıyorum her zaman. Sırf bu tarpı kurarken sabitlemek için. Söylediğim gibi deniz kenarlarında geziyorum. Her zaman rüzgar alıyor gittiğim yerlerde. Eğer bunu kurarsam bunlarla sabitliyorum yere. Tarpı da göstereyim. Decathlon'un kendi markası. Şekli altıgen gibi. 5 yıllık garantisi olan. Bununla ilgili gerekirse başka video çekeriz. Ben bu tarpı genellikle arabamın üzerine sabitliyorum. Şöyle bir yangın söndürücüm var. Bunu niye taşıyorum? Tabii ki büyük yangın tüplerim var. Aracın içerisinde 2 tane büyük boy yangın tüpüm var. Ama bunu da taşıyorum yanımda. Bunun da sebebi şu. Doğada çeşitli yerlerde ateş yakmak zorunda kalıyorum. Ki genelde milli parklar gibi yerlerde ateş yakılmaz diye bir uyarı varsa mutlaka bu uyarılara uyuyorum. Hiçbir şekilde ateş yakılmaz denen bir yerde açıkta ateş yakmıyorum. Genelde Nurgaz ocağımda veya işte ona göre olan ekipmanlarımda ateşimi yakıyorum. Ki o ekipmanların videosu da gelecek yakında. Ama şunu söyleyebilirim. Bunu mutlaka ateş yakarken yakınımda tutuyorum. Bir ot tutuşması veya o tür bir şey olursa anında bunu sıkıp söndürmek için. Tabii ki şimdiye kadar böyle bir şey başıma gelmedi ama dediğim gibi bunu tutuyorum. Böyle bir çok güçlü bir strap veya da çekme alatı taşıyorum. Hiç kullanmam gerekmedi bugüne kadar ama bu şekilde kancaları olan
bir çekme halatım var. Bunun özelliği 4 metrelik ve 5 ton çekme kapasitesi olan bir halat. Özellikle kum gibi bir yere gömüldüğü zaman araç çıkartmak çok zor. Güçlü bir şey gerekiyor. O yüzden bunu kullanıyorum. Bir adet kum küreğim var. Pis karsın. Özellikle yumuşak zeminde, kum olan zeminlerde. Araba patinaja girerse, çekiş kaybına uğrarsa lastikler. Lastiklerin etrafını bir miktar bununla kazabiliyorum. Çok hafif de olsa lastiklerin önünü ve arkasını bununla kazıyorum. Kazdıktan sonra kar kum paleti olarak geçen bunları lastiğin altına koyuyoruz. Buradaki dişler tırtıklı doku ve lastiğin başlangıç noktasındaki şu sivri çıkıntılar. Zaten bunu gaz verdiğinizde şuradaki çıkıntılar sayesinde lastiğin altına doğru çekiyor. Şuradaki videomdan bunun detaylarını görebilirsiniz. Kullanışını görebilirsiniz. İki tekerleğe koyabiliyoruz bunu aynı anda. Bushman marka kar kum paleti olarak geçen bir ürün bu. Çift satılıyor zaten. Bunu bu şekilde lastiğin altına doğru ittirdiğimizde lastik zaten döndüğü zaman şu dişlerden kendini lastiğin altına doğru çekiyor. Ya da çekmesini umuyoruz. Her zaman çekmeyebiliyor. Ve bunun sayesinde özellikle yumuşak zeminlerden. Zaten ismi de kar, kum ve çamur paleti diye geçiyor. Yani karlı zeminde, kumlu zeminde ve çamurlu zeminde sizi kurtarmasını bekliyorsunuz. Milyoncu tabir ettiğimiz yerlerden satın aldığım bir ürün bu. Çok pratik, çok kullanışlı. Kullandığım da bir ürün. Özellikle ateş yakmak için bir yerleri kazmam gerekirse bunu kullanıyorum. Çok basit bir kürek ve çapa. Fiyat bilemiyorum şu anda. Çok da ucuz bir şey. Şurayı çevirerek kilitliyorsunuz. İsterseniz bu şekilde bir kürek olarak kullanabilirsiniz. Yani kazma veya kürek olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz biraz gevşetip şu şekilde kullanabilirsiniz. Bu tarafıyla oluklar açmak için, bir yeri kazmak için ve bu tarafıyla da açtığınız oluklardan yumuşattığınız toprağı atmak için kullanabileceğiniz bir ürün. Veya tamamen bu şekilde getirip bir kürek gibi kullanabilirsiniz. Kürek kısmında kenarda bir tane testeresi var. Tabii ki çok keskin bir şey değil ama iş görür mü derseniz, evet iş görecek bir testere. Yani biraz uğraştırır ama oldukça güzel kesebilecek bir testeresi var burada. Burada da bir açacak kısmı var. Herhangi bir şey ve konserve bile açmak için kullanabileceğiniz bir kısmı var. Çok ucuz bir ürün. Şu anki fiyatlarını bilmiyorum. Ben aldığım zaman tahmin ediyorum 20 TL gibi bir rakam almıştım bundan 1-2 yıl önce. Çok da kullandığım, hoşuma da giden bir ürün. Özellikle ateş yakmak için toprağa kazmak veya işte ateş alanını ayarlamak istiyorsanız kullanabileceğiniz bir ürün. Bunu da Milyoncu'dan aldım. Çok kaliteli bir balta değil. Keskin de değil bu arada. Ama sert bir vuruşta odunu ikiye yarmaya çok rahat yeten. Tabii yarma baltası değil arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Şuraya takılıyor odun. Tabii buraya takıldığı zaman daha ileriye gidemediği için herhangi bir yarma işlemi yapamıyor. Videolarımda çok sık gördüğünüz mangazın ateş kutusu. Doğada ateş yakmak yasak olan yerlerde çok başarılı bir şekilde ateş yakıyoruz. Bunun yanında şöyle bir torbaya ben çıra koydum. Çıralarım da bunun yanında duruyor. Olur da kuru odun ya da kuru tutuşturucu bulamazsam diye bununla beraber çırada taşıyorum yanımda. Elastik sabitleme kancaları, bagaj ipi diye de geçiyor bildiğim kadarıyla. Mesela ormanda bir odun buldunuz. Yani çalı çırpı toplamanız gerekti ve o çalı çırpıyı taşımanız gerekti. Çok basit bir şekilde bunu önce yere seriyorsunuz. Gerekirse iki tanesini seriyorsunuz. Bulduğunuz çalı çırpıyı şu şekilde üzerine yığıyorsunuz bu ikisini. Üzerine yığdıktan sonra bunları kapatıp şöyle halka yaptığınızda zaten çalı çırpı her yere takılma eğiliminde olan bir şey olduğu için bunların da sonra elastik olmasından dolayı şu şekilde birleştirdiğinizde yani şöyle üçgen bir şekil oluşmuş oluyor. Çalıyı çırpıyı çok rahat bir şekilde taşıyabiliyorsunuz. Çok çok yüksek miktarda çalıyı bu şekilde çok rahat taşıyabilirsiniz. Tabii bu bir kullanım alanı. Bunun dışında birçok yerde kullanılabilir. Şöyle bir yere takarak bunu gerdirerek bunun üzerinde herhangi bir şey asma gibi kullanım alanları da yaratabilirsiniz. Sıradaki ürünümüz bıçaklar olsun. Zaten videolarımda görüyorsunuz. Çeşitli bıçaklar kullanıyorum. En sevdiğim bıçak bu arada bu. Kolye bıçak olarak geçiyor. Neden kolye bıçak? Göstereyim. Kolye bıçak çünkü şurada bir gördüğünüz gibi kanca var. Buradan boynunuzu asarak kolyeyi bir gezdirebiliyorsunuz. Çıkartacağınız zaman da şurayı açarak aşağıdan çekip çıkartabiliyorsunuz. Bunun dışında o bıçağın biraz daha büyüğü. Et kalınlığı çok fazla olan, çok kullanışlı. Özellikle yarma türü işlerde çok rahat kullandığım bir bıçak. Bu bıçakları aldığım yerin linkini bulursam koyacağım. Bu bıçak, bu çakı diyelim. Sanıyorum bu bir boynuz, bir hayvan boynuzu büyük ihtimalle şurası. Ne olduğunu detaylarını bilmiyorum. Bu bıçağı, şu ikisini satın aldım parayla. Bunu da hediye gönderdiler yanında. Çok teşekkür ederim aldığım yere de. Dediğim gibi bulursam linkini koyacağım. Kullandığım bıçaklar bunlar. İki tane bileme taşım var. Bir tanesi YGS marka, Alman malı bir ürün. İki tarafı var. Bir tanesi kaba açma için, bir tanesi ince açma için. Bir de yumuşak bir lastik şeyi var, altlığı var. Bunu da böyle koyarak herhangi bir yüzeye sabitlediğimizde bıçağımızı çok rahat sürterek açabiliyoruz. Bileği taşını
bir 5-10 dakika suda bekletiyoruz. Zaten bununla ilgili de video yapmayı düşünüyorum ama kısaca anlatayım. Bu taşı suyun içinde bekletiyoruz ve ıslak bir şekilde, yani bu ıslakken sürekli ıslatarak bıçağımızı ileri geri sürterek açıyoruz. Ben bunu kullanıyorum. Memnun muyum? Açıkçası çok memnun değilim. Neden memnun değilim onu söyleyeyim. Dediğim gibi ayrı bir video çekerim bununla ilgili ama bıçağı aşındırmaktan ziyade kendisi aşınıyor gibi geliyor bana. O yüzden çok memnun değilim bundan. Ancak şunu buldum bir köy pazarında. Gittiğim köylerden, gezerken bulduğum köylerden birinde pazar gibi bir yer vardı. Böyle bir taş buldum orada pazarda. Bu taş 20 liraya aldım diye hatırlıyorum. Bakın buraları biraz kırıldı. O da düşürmekten kırıldı. Elimden düşüre düşüre kırdım. Bunu nasıl kullanacağım diye sordum da bu yağla kullanılır dedi. Bunu yağlayacaksın dedi. Büyük ihtimalle onun kastettiği yağ makine yağıdır. Ama benim yanımda makine yağı olmadığı için ben bunu zeytinyağıyla veya normal sıvı yağla yağlıyorum. Bundan daha fazla memnunum. Çünkü bu zarar görmüyor. Bu aşınmıyor. Bıçağı aşındırıyor. Ama buradaki durum kendisi aşınıyor. Hatta oyuk oluşmaya başlıyor ortasında. Bu 170-180 lira gibi bir rakam verdim diye hatırlıyorum buna. Bu 20 lira gibi bir şey. Hangisini kullanırsın, hangisi daha iyi derseniz ikisini de aynı anda kullanıyorum. Önce bununla açıyorum bıçağı. Daha sonra ince işlerini bununla bitiriyorum. Dediğim gibi bu zeytinyağı veya ayçiçek yağıyla, bu da suyla çalışan bir sistem. Bunlarla ilgili detaylı bir video çekmeyi düşünüyorum. Böyle lambalarım var. Ne olur ne olmaz diye. LED lamba bunlar. Bunları da milyoncudan aldım. Çok ucuz şeyler. Yani rakam veremem ama herhalde 10 lira 9 lira filandır. Bu lambaları sürekli aracımda taşıyorum. Bunların bir güzelliği arkasında mıknatıs var. İki tane aracın üzerine yapışabiliyor. Bunları da taşımak için bir önerim var sizlere. Bu tür lambaları kullanırken pillerini üzerinde taşıyorum. Pillerden bir tanesinin arasına bir kağıt parçası veya bir plastik parçası sıkıştırıyorum. Devreyi tamamlamadığı için yani herhangi bir enerji harcamıyor piller. Devre şu anda açık kapalı değil. Bunun da güzel tarafı şu. Hem pillerin akma ihtimali yok hem de pillerin hepsi dolu bir şekilde içinde bekliyor. Yarın bir gün bunu kullanmam gerekirse yapmam gereken tek şey şuraya taktığım kağıdı çekmek. Bunu çektiğim anda bakın lamba çalışır hale gelecek. Dediğim gibi bunu yapmak çok basit. Bunu tavsiye ederim herkese. Pilinizi koyarken herhangi bir ucuna bir kağıt parçası tutturun. Ya da bir naylon olur, bir plastik olur. Yani iletken olmayan, yalıtkan bir şeyi tutturun. Ve bu çalışmaz hale gelsin. Gerektiği anda oradaki kağıdı çıkarttığınızda bu çalışır hale gelecektir. 2-3 tane var bunlardan aracımda. Daha farklı versiyonları da var. Geceleri ya da geç saatlere kalırsam aracın her yerine bunlardan takarak gündüz gibi bir hava yaratabiliyorum. Bir başka şey, gazete kağıdına sarılmış bir testere. Bu da yine milyoncudan aldığım bir testere. Çok güçlü. Çok keskin. 3-4 darbede ufak bir dalı rahatlıkla kesebilen bir testere. Çok memnunum bundan. Çok sağlam. Biraz yoruyor. Birazcık hızlı hareket etmek gerekiyor. Ama çok da kaliteli, güzel bir testere. Söylediğim gibi bunu da milyoncudan aldım. Kaç para derseniz herhalde 15-20 lira bir şeydi aldığım zaman. Ama tabii şimdi ne olmuştur bilemiyorum. Şöyle bir bağla bunu buraya tutturuyorum çıkmasın diye. Neden böyle bir gazete kağıdına sardım? Gerekir miydi? Hayır, hiç gerekmez. Ama bu gazete kağıdının şöyle bir özelliği var. Doğada ateş yakmam gerektiği zaman çok sıkıntıya girersem, yakacak bir şey, tutuşturmalık bir şey bulamazsam buradaki gazete kağıdından alıp kullanıyorum. Bu gazete kağıdının tek özelliği yerden tasarruf olması için böyle sardım. Güzel bir testere bu. Tavsiye ederim herkese. Dediğim gibi milyoncularla satılan ucuz bir testere bu. Demin orada bir bağ gördünüz. Bunu buraya tutturuyorum çıkmıyor demiştim. Şöyle bir telim var. O da şu. Bunu çok sık kullanıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle bir tel. Ben bunu bir Amerika seyahatimde almıştım. Türkiye'de bu satılıyor mu bilmiyorum. Sanıyorum seracılıkta çiçek bağlama için satılıyor diye biliyorum. Bir kere araştırdım bunu. Çok kaliteli ve yani çok kullanışlı bir şey. Herkese tavsiye ediyorum. Sera malzemeleri satan yerlerde ya da işte fidan satan yerlerde galiba var. Bu telin güzelliği bu bildiğiniz mutfaklarda kullandığımız poşet ağzını kapatmak için olan kaplamalı tel. Bunun güzelliği dilediğiniz kadar çekiyorsunuz içinden. Şuraya getiriyorsunuz. Burada bir kesicisi var. Şuna bastığımızda telimizi kesiyor. İstediğimiz kadar kısmını alıp kullanabiliyorsunuz. Nereye saracaksanız sarıyorsunuz. Söylediğim gibi mutfaklarda da kullanılan poşetlerin ağzını kapatmak için kullandığımız teldir bu. Ben çok kullanıyorum bunu. Herkese de tavsiye ettiğim ürün. Bu lambayı eşim hediye etti. Hediye olduğu için nereden aldığını bilmiyorum ama çok kaliteli bir lamba. Leo diye bir marka. Burası dönebiliyor. Aşağıya veya yukarıya. Kendi etrafında dönüyor. Ne işe yarıyor dönmesi? Şu altında bir ayağı var. Bu ayak isterseniz askı olarak kullanılabiliyor bir yere asmak için. İsterseniz böyle çevirdiğinizde kendi kendine masaüstü lambası gibi kullanılabiliyor. Bunu da açtığımızda böyle masaüstü lamba olarak da kullanabiliyorsunuz. Ya da bunu çevirip kapatıp bunu da tekrar kapatıp şuradan gömlek cebinizi veya öyle bir şeye asarak karşıyı aydınlatan bir lamba olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu lambanın bir başka özelliği daha var. Bir de ön tarafında lambası var.
flashlight olarak yani fener olarak kullanılan karşı aydınlatan da bir lambası var önünde. Bu arada bu lamba şuraya basılı tutarak parlaklığı ayarlanabilen bir lamba. Yani ne kadar parlak yanacağını ayarlayabiliyorsunuz. Kaliteli bir malzeme, kaliteli bir ürün. Fiyatı biraz yüksek. Daha çok fazla test edemedim bunu. Pille çalışıyor. Yani şarjı değil. 3 tane pille çalışıyor. Evet, Nebo marka. Pillerin üzerine yazmışlar markayı. Nebo marka Leo model bir ürün bu. Bir başka özelliği de arkasında çok güçlü bir mıknatıs var. Bu mıknatıs sayesinde herhangi bir yere tuttuğum imkanınız mevcut. Şöyle gösterirsem istediğiniz şekilde de bunu ayarlayabilirsiniz. Mıknatısı da çok rahat tutuyor. Diğer bir fenerim Çin'den aldım. AliExpress'ten almış olabilirim. Hatırlamıyorum nereden aldığımı. Böyle bir fener. Su geçirmez eğer şurayı kapatırsak. Bu güçlü bir fener. KM905 diye. Marka model bilmiyorum. Kamastar diye bir şeymiş. Dediğim gibi Alibaba'dan veya AliExpress'ten öyle bir yerden sipariş etmiştim bunu. Çok ucuz bir fener. Yani şöyle ucuz. 9 dolar falan civarında bir rakamdı yanlış hatırlamıyorsam. Zoom özelliği var. Ayarlayabiliyorsunuz uzaklığını ya da hüzmeyi ayarlayabiliyorsunuz. Normal mod. Flash modu. Farklı bir flash modu ve SOS modu olması lazım. Kendi bataryası var. Şarj edilebilir. Böyle bir bataryayla geliyor. Ayrıca bunun yine Çin'den gelirken kendi kutusundan bu bataryanın dışında şuradan şarj cihazı geldi. Prize takılabilen. Bir de araç şarjı geldi. Aracımda zaman zaman bunu şarja takıyorum. Çakmak şarjından şarj edebiliyoruz bunu. Yine yanından hiç ayırmadığım başka bir ekipman. Bir kompresör. A101 veya BİM gibi bir yerden almış olabilirim. Çalışıyor mu? İşe yarıyor mu derseniz hayır, hiçbir işe yaradığını görmedim. 10 dakikada filan bir PSI basıncı arttırabiliyor. Ayrıca okuduğu basınç da çok doğru gibi gelmiyor açıkçası bana. 4 lastiği birden şişirmeye kalktığınızda offroad koşullarında biraz sıkıntı yaratıyor. Araştırma yapıyorum. Büyük ihtimalle Bosch'un veya Xiaomi'nin pompaları var şarjlı. Büyük ihtimalle onlardan bir tane yakın zamanda alacağım. Peki bu kompresörü niye kullanıyorum? Neden böyle bir pompa kullanıyorum? Aracımla offroad'a çok gidiyorum. Taşlı yerlerde veya kumlu yerlerde çok geziyorum. Bu noktada lastik basınçlarını biraz indirmem gerekebiliyor. Tabii indirdiğimiz zaman da tekrar bunu şişirmemiz gerekiyor ki asfalta çıktığımızda veya normal yola çıktığımızda rahat rahat gitmek için bu noktada da kompresör gerekiyor. 300 PSI'ye kadar şişirebileceğini iddia ediyor ama dediğim gibi herhalde 1,5-2 saat sürer öyle bir şey yapması. Bu lastik basıncımı ölçtüğüm bir alet. Buradan havayı indirebiliyoruz veya anlık olarak basıncı görebiliyoruz. Güzel bir aparat. Hava indirmek için, lastik basıncı indirmek için güzel bir aparat. Bu lastik söndürme ekipmanımdı. Söylediğim gibi araç offroad aracı, daha doğrusu araziye çok giden bir araç. O yüzden lastik şişirmekten ziyade lastik söndürmek daha önemli olabiliyor çoğu durumda. Bu arada Transanatolia'ya katılacağım yakında. Muhtemelen Ağustos ayının sonunda olacak, pandemi koşullarında bir sorun olmazsa. Transanatolia'da raid kategorisinde olacağız. Muhtemelen orada da çok fazla işime yarayacağını düşündüğüm bir ekipman bu. Bence her arabada, sadece offroad için değil normal arabalarda da olmazsa olmaz olan şu güçlü bant. Amerika'da buna gorilla bant diyorlar galiba ama bizim Türkiye'de çeşitli markaları var. Yanlış hatırlamıyorsam Koçtaş'tan aldım bunu. Böyle çok güçlü, yapıştığı yeri bırakmayan, her zaman kullanışlı olan bir bant bu. Koparması da çok kolay. Bu şekilde de hemen yırtılıyor. Bu bantı da birçok yerde kullandım. Ne zaman, nerede lazım olacağı belli olmuyor. Burada spansetlerim var. Gergi halatları diyebiliriz. Herhangi bir şeyi paketlerken genelde kullanılır. Aracılıkta genelde kullanılır. Veya işte teknesi olanlar tekneyi römorka bağlamak için, kaymasını engellemek için kullanırlar. Videonun sonunda bununla ilgili de bir nasıl çalıştığını göstermeye çalışayım size. Çeşitli eldivenler var. Ne eldiveni olduğu çok önemli değil. Benim derdim toprakla uğraşırken veya taşları kayaları oynatmam gerekirse veya işte bir ağaç kesmem gerekirse o zaman bunu takıyorum. Yani çok güvenlik olsun diye değil, sadece elime işte kıymık batmasın veya işte taşların altında bir böcek varsa beni ısırmasın diye kullandığım eldivenler bunlar. Bu yine Çin malı. Büyük ihtimalle Çin malı olan. Dinamolu bir fener. Açalım. Şarj ediyor ve çalışıyor. Şarjı bitene kadar böyle gidiyor. Şarjı bittiği zaman yapmanız gereken tek şey buraya basmak. Bir dürbün. Laf olsun diye aldım. Bir işe yarıyor mu? Evet yarıyor. Büyütüyor mu? Evet büyütüyor ama hani kaliteli bir dürbün mü derseniz değil. Bir lazer pointer'ı, bir de lambası var. Ayrıca burada da bir tane pusulası var. Hiç bakmadım doğruyu gösteriyor mu göstermiyor mu diye. Evet, optik ayarları, vizör ayarı ve mercekleri bu şekilde. Zaman zaman kullanıyorum. Nerede daha çok kullanıyorum? Özellikle bir yere gitmek istediğimde acaba oraya giden bir yol var mı? Mesela gözüme bazen bir dağ başını kestiriyorum.
ve oraya gitmek için bir yol var mı yok mu? Bazen bununla bakarak anlamaya çalışıyorum yolun durumunu. Ama hani muhteşem bir şey değil. İnsanın gözünü yoran, başını ağrıtan bir dürbün. Bunu da yine bulmaya çalışırım ama muhtemelen 15 dolar gibi bir rakam aldım. 15 dolar olduğu için de herhangi bir beklentim yok zaten. Böyle geldi, kılıfıyla geldi. Şurada da bir tane yine kemer aparatı var. Bu da böyle bir şey. Evet, bu video bu kadar olsun. Önümüzdeki videoda daha farklı şeyler göstermeye çalışacağım. Pandemi durumundayız. Sokağa çıkma yasağı var, kısıtlama var. Kısıtlamalarda gezmeden bu şekilde bir video çekmek istedim.